7. haftadayız. Bu hafta yine yukarı seviye haritalarından arkadaşlar. 500 hektopaskal ve 300 hektopaskalı işleyeceğiz. 500 milibar haritası, 300 milibar haritası. Diğer haritalar da var. Tropopoz kalınlık haritası gibi. Onların da üzerinden geçeceğiz ama temel olarak benim yani sık kullandığım hava tahmini yaparken en pratik kullandığım burada 500 hektopaskal ana haritalardan bir tanesidir. Atmosferin ortasına dair 5-5,5 kilometreye dair bilgiler verir. Herhangi bir soru veya merak ettiğiniz bir şey olursa lütfen araya girin, konuşun, tamam mı? Yukarı seviye haritalar dedik. 500 hektopaskal haritası ortalama yüksekliği 5500 metredir. 5,5 kilometre. Troposferin orta bölümündeki parametrelerin durumunu göstermesi bakımından meteorolojik parametrelerin oldukça önemli bir haritadır. Tamamen serbest atmosfer şartlarının hakim olduğu bir seviyedir. Yani yüzey sürtünmesinden etkilenmeyen bir seviyedir. Her gün iki kez 00 ve 12 GMT saatlerinde yapılan ravinzonde rasadıyla ya da radyo sonde rasadıyla verileri analiz ederiz. Aldığımız verileri işleriz. Nasıl bir harita? MGM.gov.tr'ye girdiğinizde bu haritaları bulabilirsiniz. Burada 500 hektopaskal haritasında izobar ve izotermleri görüyorsunuz. Yine rüzgar yönleri, şiddetleri var. -20'lik, -25'lik, -30'luk izotermler önemli bilgiler. Tabii 500 hektopaskalda daha çok vortis diye bir diverjans, konverjans durumu var mı? Sübsidans alanları bunlara bakıyoruz. Bizim için en önemli kısmı o aslında. Dönüşler nasıl? Siklonik dönüşler mi yoksa backing, veering durumlarına da bakıyoruz ama bu seviyede esas baktığımız olay bizim vortis. Yani vortisiti pozitif olduğunda vakumlama dediğimiz bir durum var. Yukarıya doğru bir çekiş söz konusu oluyor. Bu da yeryüzeyindeki nemli havanın yukarı çıkmasını kolaylaştırıyor. Mesela dün yaşadığımız sistem buna örnekti. Onun kartını dün akşam koydum. 26-27 Nisan'da gelen kuvvetli yağışla ilgili dünkü nöbette, tahmin yaptığımız nöbette onu değerlendiririz dedim derste ve onu şimdi geleceğiz şu slaytta göreceksiniz. Bu işte 27 Nisan Perşembe gününe ait sayısal hava tahmin modelinin 500 hektopaskal haritası -20'liği görüyorsunuz. -25'lik. Tabii bu -25'lik biraz daha aşağı inseydi daha kuvvetli hareketler görebilirdik atmosferde. Ama -20'lik de oldukça güneye inmiş durumda. 500 hektopaskalda ne bilgileri var? Yukarı seviye 500 hektopaskal jeopotansiyel yükseklik bilgileri var, değil mi? 500 hektopaskal sıcaklık bilgisi var. Spread T-TD'si var. Rüzgar yön ve hızı söz konusu. Bunun yanında pozitif, negatif vortisi ile ilgili bilgi veren haritalarda olabiliyor bazen. Şurada var mesela. İşte şu aşağı yönlü ok gösteren. İşte o aslında hareketleri gösteriyor bize yukarı aşağı yönlü. O da önemli bir bilgi aslında. Şimdi 500 hektopaskalda ben ne yapıyorum tahmin yaptığımda? Tabii ki diğer haritalarla birlikte, onlarla birlikte işte trof nerede? Trof yağışı mı var? Yoksa işte bunun altına alt katmanına 3 saatlik veya 6 saatlik yağış bilgisini de ekleyip bakayım var mı o? İşte burada var. Burada 3 saatlik bilgisini eklemişiz. 24, 20 bu ne yapıyor? 21-24 arası aslında saat 27 Nisan. Bu UTC'ye göre, GMT'ye göre 21-24 arasındaki yani 24'e kadar olan saat 00'a kadar olan 3 saatlik yağışı gösteriyor aslında. Burada da 500 hektopaskaldaki kontur değerleri, izotermler bu şekilde katman şeklinde bakarak tabii bunu ilerletiyoruz. İşte o sayısal hava tahmin modeline intranetten girdiğimizde göstereceğim onu. Bunu öyle ilerletiyoruz. Nereye doğru gidiyor, ne yapıyor? İşte sistem dağılıyor mu yoksa daha derinleşiyor mu?
Bunları bakarak ilerleyen günlere dair de yağış veya kuvvetli mi olacak, yağış azalacak mı, devam mı edecek, yağışa dair bilgileri buradan tahminlerini yapıyoruz. Şurada bir sırt var. İspanya İber Yarımadası üzerine doğru. Bizde ise bu sırt sayesinde de yine soğuk akışları aktaran, bize akıtan, soğuk havayı akıtan bir durum söz konusu. Muhtemelen 300 hektopaskalıyla da bunu baktığınızda, burada radar, işte dün akşamki radar görüntüsü Vezirköprü civarında bir ara kırmızılaştı. Yani 55-60 dB'ye kadar geldi, dolu yapar mı diye baktık. Hemen yukarı seviyedeki sıcaklıklara, 850 milibardaki sıcaklıklara falan, onlara kontrol ederek takipte olduk. Dolu yağışı olsaydı belki önümüzdeki 2 saat, 3 saat içinde şiddetli, kuvvetli bir dolu yağışı bekliyoruz gibi bir uyarı yapabilirdik. Ama dolu beklentimiz olmadı. O kadar şeyler, ekolar çok kuvvetlenmedi. Hocam haritada bir de şey vardı, 540 dekametre çizgisi. Evet, Kışın yaz. o evet, aynı 546 ya da 540 kalınlık haritasında. O da bizim için önemli. Ne kadar güneye inerse, ülkemizi kapsayacak şekilde güneye indiğinde, yağışların kar şeklinde olma ihtimalini artırıyor. Yani kar olma ihtimali çok yüksek oluyor o güneye indiğinde, kapsadığında. Şimdi bu dediğim gibi radardan, bu 500 hektopaskal haritası değil, bu radar görüntüsünü ben öyle araya koymuştum akşamki sistemi göstermek açısından. Bu bir radar görselimiz bizim. Peki analizini nasıl yapıyoruz? Yükseklik değerlerine göre 552 dekametre esas alınarak, şunu yükseklik yapalım. Yükseklik değerlerine göre 552 dekametre esas alınarak her 6 dekametrede bir kontur çizilir ve alçak ve yüksek merkezler belirlenir. Sıcaklık bilgilerine göre her 2,5 derece Celsius'ta bir izoterm çizilir. Eksi 20 derece izotermi mavi, eksi 25 yeşil, eksi 30 sarı, eksi 40 siyah ya da kahverengiyle, diğer izotermler ise genelde kırmızı olarak çizilir. Trof ve sırtlar işaretlenir 500 hektopaskalın analizi yapılırken. Bu tabii elle çizdiğimizde aslında böyle yapıyorduk, ama artık sistem bunların tamamını bize yerleştirerek ekrana getiriyor. Peki tahminde nasıl kullanıyoruz bunu? 500 hektopaskal haritası söz konusu olduğunda tahmincinin aklına gelen ilk şey vortisli kavramı ve onun trof ve sırtlarla olan ilişkisi olmalıdır. Şimdi pozitif vortisli neydi? Siklonik dönüş olması gerekiyordu, değil mi? Pozitif vortisli olması Evet. için bir rüzgar kırılması, evet, rüzgar kırılması olması gerekiyordu. Bunlara bakıyoruz. Bunlar bizim için çok önemli bilgiler yukarı seviyede. Bu olduğunda sistemin derinleşmesi, nemin yukarı taşınması kolaylaşıyor. Burada da biraz eski bir harita ama güzel gösterdiği için bunu ders notlarından aldım ben bunu. Bizim eski emekli olan bir hocamız vardı. Onun ders notlarından aldım. 500 hektopaskal haritası dediğim gibi vortisliğe bakarız. Vortisli akıntı kaynağı içinde küçük hava parselinin kendi ekseni etrafına, tamam, o vortisliği tanıtmış. Pozitif sırtlar negatif vortisli. Şuralar negatif sırtlar, şuralar pozitif vortisli alanları. 500 hektopaskalda da biz ona bakıyoruz. Burada tam onu, dünkü harita bu. Bakın çok canlı bir harita arkadaşlar. Dün kullandığım harita benim bu. Şimdi rüzgar bilgisi de var şurada. Şu dönüşleri görüyorsunuz. Gördüğünüz gibi burada bir pozitif vortisli var. Trofu da keskin neredeyse. Daha keskin troflarını da gördüm ben bunun, ama bu da hızlı hareket eden bir sistemdi gerçekten dün de. Yağışını bırakarak geçti. Hocam bir Yaklaşık şey 10, 10. soracağım bir de. Tabii. Son zamanlarda böyle engelleme var mı ülkemizde? Hani bu biraz nasıl diyeyim? Kopmuş alçak Blokaj harita falan mı? Aynen böyle. blokajı mı diyorsun? Aynen. Yani baktım haritada. Atmosferik blokaj mı? Onu mu Aynen. diyorsun? Aynen hocam. Yok, atmosferik blokaj yok burada. Olsaydı bir cutoff durumu olurdu ve daha stabil kalırdı. Epey bu kadar hızlı hareket edemezdi. Atmosferik blokajlarda sistem oldukça uzun süre kalır. Yani Aynen. Benzettim de tam şey yapamadım. o ev omega'ya benziyor. Ondan dolayı öyle söylediğiniz muhtemelen. Ama burada değil. Yok, o blokaj sistemi yok burada. Blokajda biz onu ne zaman yaşadık? 1-2 yıl önce yaşadık.
Yani üzerimizden gitmedi yağış. Uzun bir süre, bir hafta sürdü neredeyse. Net bir blokaj vardı. Ve stabil bir şekilde yağışı üzerimize bıraktı. Ama burada blokaj değil, daha çok hızlı da hareket eden bir sistem var aslında. Tamam. Tamamdır hocam, teşekkür ederim. Tamamdır. Şimdi dediğim gibi pozitif vortisiti bizim için çok önemli. 500 hektopaskal da aslında en pratikte bilmeniz gereken bu arkadaşlar. Yani çok daha detaylı anlatırız, işte çok daha ben size ayrıntılarına girerim bunun, ama gerçekten onunla o kadar bakmıyoruz tahmin yaparken. Tahmin yaparken hem sistemler o kadar güzel sunuyor ki bize. Yani eskisi gibi böyle tek tek istasyonlara bakıp işte ne olduğu, nereye gidiyor, bunlara hiç uğraşmamıza gerek kalmıyor artık. 500 hektopaskalı açıyorsun. Hatta onun alt katmanlarına diğer karşılaştıracağın haritaları da koyarak çok güzel analiz yapabiliyorsun. 500 hektopaskalı da ben açtığımda, evet, şu trofu gördüğümde, şu pozitif vortis alanını gördüğümde, rüzgar dönüşlerini gördüğümde, evet diyorum, burada bir şeyler var. Yani burada bir kuvvetli bir durumda olabilir. Yani bunu muhakkak belirtmemiz lazım, değil mi? Hani pratikte baktığımız bu aslında. Yani çok aşırı ayrıntıya girmeye gerek yok. Bu dersin adı da hava tahmin pratiği olduğu için ne yapıyoruz? Açtık. Şu trofu gördüğümüzde, şu pozitif vortis alanında gördüğümüzde, rüzgarın ani yön değişimini gördüğümüzde, evet, bu sistemde yağış bırakacak bir durum var. Bunu diğer katmanlarla, nemiyle, 700 milibar nemiyle, belki 850 hektopaskaldaki yine sıcaklığı olsun, oradaki trof da bununla paralel mi? Bunlara da bakarak 500 hektopaskalı bu şekilde analiz ediyoruz. Vorticity'yi oluşturan 3 önemli faktör vardır. Bunları daha önce vorticity konusunda anlattık zaten. Ama okursanız güzel olur şöyle bir. Mutlak vorticity bu 3 şekilde oluşan vorticity'nin toplamıdır. Mutlak vorticity, ya bu aslında bahsetti burada. Rüzgarın hızı, yönü. Bunlar vorticity alanının net olarak sistemi kuvvetlendirip kuvvetlendirmediğini bize anlatıyor. Dolayısıyla bu üç önemli hareket, işte dünyanın dönüşü, Coriolis kuvveti, yine bu bükülme hareketi, bunlar aslında vorticity'yi artırıyor mu, azaltıyor mu, pozitif mi, negatif mi yönde etkiliyor, bunu gösteriyor. Burada da aslında onu anlatıyor. Troftan pozitif vortis alanını görüyoruz. Buradaki bununla aynı görüyoruz, gördüğünüz üzere sizde. Bu eğim artırıcı, pozitif vortis diye artırıcı bir durum var. Burada daha yayvan mesela, ama yine de pozitif. Daha keskin bir kuzey akışlarını gördüğümüz, bizimki de biraz önce dünkü sistemde nispeten keskindi aslında. Pozitif negatif vortis alanları ise daha yayvan olup rüzgar hızı daha düşük oluyor. Hatta tam tersi, antisiklonik bir dönüşle tamamen sistemi öldürebilir. Burada gördüğünüz üzere negatif vortis. Trof ve sırtların en iyi analiz edilip değerlendirileceği kart 500 hektopaskal kartıdır. Batılı akışların zonal flow dediğimiz yani en çok gördüğümüz akış, getirdiği dingin hava şartlarını veya trof ve sırtların neden olduğu meridyonal akışların, bu da daha çok soğuk havayı aktaran, soğuk havayı getiren sistemler olur genelde. Bu akışlar soğuk havayı getirir. Kuzeyden güneye doğruysa tabii. Hava durumları en iyi bu karttan öğrenebiliriz, 500 hektopaskaldan. Öncelikle bilinmesi gereken, trofların genellikle soğuk ve yağışlı havalarla, sırtlarında sıcak ve daha durağan, stabil hava şartlarıyla alakalı olduğu hep söylediğimiz. Yani bütün kartlarda aslında aynı bilgiyi tekrarlıyor gibiyiz, değil mi? Yani soğuk ve yağışlı bir hava için trofların olması lazım. Sırtlardaysa tam tersi, sıcak, yükselen, daha hareketsiz, atmosferi çok aksiyonel bir şekilde etkilemeyen durumlar var. Yine aynı şekilde bu kartta da böyle, troflar ve sırtların ayrımı.
Troflar ve sırtları anladık değil mi? Bu çok önemli çünkü arkadaşlar. Hani trof ve sırt bizim için yağışın nerede olacağı, yani trof yağışı mı ya da cephesel bir yağış mı veya dek yağışı mı, bunun gibi farklılıkları anlayabilmemiz için trof ve sırtları iyi analiz etmemiz lazım, iyi bilmemiz lazım. Troflar ve sırtlar, oluklar ya da oluklar ve sırtlar tüm kartlarda bize çok önemli bilgiler verir. Oluklar, troflar bize yağış alanının olacağı yerleri, ihtimalinin yüksek olduğu yerleri gösteriyor. Peki bunların türlerini nasıl tespit ediyoruz? İşte bunu daha önce bahsetmiştik. Ne kadar V şeklindeyse bu troflar, o kadar keskin, hızlı hareket eden, aksiyonel bir durum söz konusudur. Ne kadar U şeklindeyse daha yayvan, daha yavaş hareket eden bir sistemden bahsediyoruz. Burada mesela neredeyse V pozisyonunda bir bayağı hızlı hareket eden bir durum var, bir trof var değil mi? Görüyor musunuz? Şurada V'ye dönmüş neredeyse konturlar. Dolayısıyla bu hızlı ve aksiyonel, çabuk yağış bırakan, çok yağış bırakıp çabuk hareket eden bir sistem diyebiliriz. Ana ve tali troflar. Biraz önce soruda da var demiştim. Gördüğünüz üzere burada da troflar önemli. Ana ve tali troflar. Kuzey yarım kürede ve ülkemiz coğrafyasında ana troflar genellikle kuzey-güney istikametinde ortalanan, rüzgar şifti içinde 270 dereceden esen rüzgarın önünde analiz edilen troflardır. İşte burada olduğu gibi işte 270 dereceden şöyle kuzey-güney yönünde değil mi? Şu şekilde troflar var. Alçak merkezin hareketine ve advekşonlara bağlı olarak zamanla tali trof olabilirler. Yani daha etkisi azalır, daha yayvanlaşır, dönüş yapar. Ana troftan tali trofa dönüşebilir. Tali troflar alçak merkeze bağlı diğer konumdaki troflardır. Alçak merkezin konum değişikliğine göre ana trof pozisyonu alabilirler. Ancak etkileri ana trof kadar değildir. Bakalım hemen şurada. Nerede bizim tali trofumuz var? Burada bir ana trofumuz var değil mi? Şurada bir ana trof, şurada bir tali trof var. Gördünüz mü? Şurada da bir tali trof var ama esas etkiyi yaratan burada nedir? Ana troftur. Cut-off olsaydı belki bir tali troftan daha bahsedebilirdik. Tamam. 500 hektopaskal yükseklik değerindeki artış ve azalışları değerlendirmek trof ve sırtların hareketlerini tahmin etmede kullanılan en basit yöntemdir. Alçak merkezler ve ilgili troflar kontur değerlerinin düştüğü yüksek merkezler ve onlara bağlı sırtlar kontur değerinin arttığı istikamete doğru hareket eder. Çok genel bir ifadeyle yurdumuzda 500 hektopaskal yüksekliğinin kış aylarında 522 ile 594 arasında yani yaz-kış toplam düşündüğümüzde bu aralıkta bir geçiş var. Mesela 546 işte bizim için önemli bir değer. 522 çok çok yani epey bir soğuktan bahsediyoruz. Yani burada kar, kış, boran artık bayağı bir soğuk bir atmosfer söz konusu. Yani 546 burada önemli bir sınır değeridir. 540 da önemlidir aslında. Hani 546, 540 daha garantidir. Tamam mı? 540 konturu güneye indiğinde daha garantidir ama 546'nın da takip edilmesinde fayda vardır. Ama 540'ı gördüğünüzde 546'ya bakmanıza bile gerek olmayacaktır. Hektopaskal seviyesinde sıcaklık genellikle sıfırın altındadır. Yani pozitif hiç görmedim ben şu zamana kadar. Yani sıfırın üstünde gerçekten görmedim. Çok zor olacak bir şeydir herhalde. Yani 500 hektopaskalda pozitif bir sıcaklık değeri nerede olabilir? Ancak işte burada da söylüyor, tropikal fırtınaların merkezindeki sıcak havanın o seviyeleri zorlamasıyla. Yani gözü var ya, fırtınanın gözü dediğimiz o boşluk alan. Orada bir yükselici hareket vardır, sıcak, daha nispeten sıcaktır. İşte o zorladığı zaman onun tam bulunduğu noktanın yukarı seviyelerinde belki pozitif olabilir çok geçici bir şekilde. Ama o da ülkemizde olmayacak bir şey. Yani 500 hektopaskal seviyesinde sıcak yurdumuz coğrafyasında yazın yaklaşık 5 ile 15 arasındadır. Ülkemizde görülmez diyor zaten. Mümkün olabilir ama bu tür olaylar ülkemizde. Yani bir hurricane düşünün. Bu hurricane'in gözünde sıcaklık 500 hektopaskalda
artı değerlere çıkabilir. Yani öyle bir itki durumu vardır yerdeki sıcak havayı o dönüşle birlikte. Ama çok kuvvetli, yani okyanus kıyısında olabilecek bir şeyden bahsediyoruz. Öyle bir enerjiden bahsediyoruz arkadaşlar. İzotermler sıcak ve soğuk hava merkezleri. Bunu zaten biliyorsunuz. 500 hektopaskalda da yine izotermlere baktığımızda kullana kullana zaten o renkleri de iyice öğrenmiş oluyorsunuz. Eksi 30'luk nerede? Eksi 25'lik nerede? Bunları bir şekilde bakar bakmaz öyle sistemle ilgili bilgi çıkarım yapmış oluyorsunuz. Burada neyi vermiş? İşte şimdi şurada bakın eksi 30'luk neredeyse Karadeniz'i kapsamış, hatta daha güneye inmiş gibi neredeyse, değil mi? Dolayısıyla burada eksi 35'likten bahsediyor. Eksi 30'luk hatta şuralarda, yani burada kar yapar artık bu sistem. Yani yağış olduğunda kar olma ihtimali çok yüksek. Ama sadece buna bakmıyoruz, değil mi? Yer seviyesindeki sıcaklığa bakıyoruz. Bir advekşon durumu olabilir. 850 milibardaki sıcaklığa bakıyoruz. Oralardaki sıcaklık kar yağışına uygun olmasa bile şu seviyedeki bu kadar soğuk hava bu sistemin derinleşmesine sebep olacaktır. Yani yağış olsa bile türü ne olursa olsun kuvvetli olacaktır. Bu çok genel bir bilgi. Rossby dalgaları, kısa ve uzun dalgalar. İşte bu uzun dalgalar içinde bu tür kısa dalgalarda sistemi oluşturan, tamam mı? Belki blokaja neden olabilecek, biraz önce konuştuğumuz üzere, veya paraklinikleştirecek bir sistem yaratabiliyor. Bu Rossby dalgaları çok genel bilgi. Onunla ilgili çok bir şey yapmıyoruz pratikte yani. Alçak ve yüksek basınç merkezlerinin aktiviteleri. Burada da yine alçak merkez her zaman ne yapıyordu? Daha yoğuşmuş bir havadan bahsediyoruz. Ve troflardan bahsediyoruz aslında. Daha bir aksiyonel bir durum var. 500 hektopaskal haritalarında hava desenlerini oluşturan kontur ve izotermlerin kesişmeleri ya da birbirlerine paralel olarak analiz edilmeleri, sistemin sahip olduğu advekşon durumunun yanında bir alçak merkezin nasıl bir model oluşturduğunun da en basit göstergesidir. İzotermlerle 500 hektopaskal konut kesişiyorsa baroklinik, artık bu bilgiyi iyice yerleştirdik, değil mi? Sizde yer etti bu yani. Baroklinik olduğunda da tabii ki ne yapıyor sistem? Daha aksiyonel bir hal alıyor. Barotropikte daha duran bir hal alıyor. Yer cephesiyle 500 hektopaskal trofun ilişkisi, bu önemli. Çünkü arada bir mesafe farkı var, bir eğim var. Baroklinik modellerin bir ürünü olan yer cephesi, sistemin yukarıya doğru olan meyli nedeniyle 500 hektopaskal trofun önündeki alan içinde analiz edilir. Ne demek istedi bu? Yani cephe trofun biraz daha önündedir. Tamam mı? Her zaman öyledir yani. Trof biraz daha geriden gelir. Trof önünde kesintisiz uzanan soğuk cephe bulut bandı 500 hektopaskal trof ekseniyle kesiştiği yerde parçalı olarak uzanır. Uydu görüntülerinde daha iyi görünen bu durum, trof üzeri ve gerisinde çoğu kez yağışın kesilebileceğini ve havanın yavaş yavaş açılacağını. Yani şuradaki trof, şimdi şurada tam şeyi göstereyim size pratiğinde, bakın. Şurada bir trof var, değil mi? Şimdi trofu görüyorsunuz. Bunu şöyle çizebiliriz gerçi ama. Şöyle alalım mesela. Şimdi şöyle bir troftan bahsediyoruz. Rengini kırmızı yapalım. İş yapalım. Ha. Tamam mı? Şimdi şöyle bir trofumuz var. Bu trof biraz daha eğimli tabii şöyle. Hatta şöyle bile çizilebilir. Bu trofun yağış biraz önünde kalır her zaman. Tamam mı? Trof geride kalır.
Şöyle bile çizilebilir yani. Şu eğim vererek çizebiliriz. Şurada ben sanki gördüm ama o tali trof diyebiliriz ona. Yani burada baktığımızda yağış trofun önünde gerçekleşir. Arkasındaysa artık hava parçalı bulutlu daha açık hale gelir. Burada bahsettiği bilgi o aslında. Cutoff'lar var. Geldik. Evet. Sistem kuvvetlerini dedik. Zamanlar. Yer cephesi ilişkisi. Yağışlar genellikle 5 önündeki alanlarda meydana gelir dedik. Hava kütlesinin tanımlanması 500 hektopaskalda hava kütlenin orta ve yukarı troposferdeki fiziki özelliklerin dağılımını vermesi nedeniyle tahminci hava kütlenin sınıflan. Yani burada sıcak hava mı, soğuk hava mı bunu aslında bahsediyor advektisyonla ilgili. Sıcak soğuk adveksiyonla ilgili. Yine cutoff pozisyonu ve atmosferik blokaj durumu. Cutoff dediğimiz bizim damla da diyorlar buna damla şeklinde. Yani yuvarlak hale gelmesi, sistemin kapalı hale gelmesi. Atmosferde genellikle batılı olan akışların yerini bazen termal nedenlerle oluşan trof ve sırtların meydana getirdiği meridyonel akışlar almaktadır. Ya yani burada meridyonel dedi, kuzey güney, zonal dedi. Doğu batı şeklinde. Meridyonel olduğunda akış sistemi kapatabiliyor. Bu da cutoff oluşmasına neden oluyor. Şurada gösteriyor işte. Alçak merkez var burada. 500 hektopaskalda. Değil mi? 0,0 GMT. 500 hektopaskal. Ve cutoff oluşmuş. İşte burada atmosferik blokajdan bahsedebiliriz. Bu sistem burada uzun süre kalabilir. Şuradaki sırtın etkisi ve diğer tarafındaki sırtın stabilitesiyle birlikte sistemi buraya sıkıştırır ve burada belki haftalarca yağış bırakabilir. Böyle bir durumu yaşadık arkadaşlar. Yani bir hafta 10 gün böyle aralıklı durmaksızın yağışlar gördük yani. Hani o uzun süreç olarak durmaksızın diyorum. Ara ara etkisi azalsa da artık yeter dediğimiz bir durum vardı yani. Hani tam bir blokaj söz konusuydu. Atmosferik blokaj söz konusuydu. Sıcak damla, soğuk damla bu da cutoff'un alçak cutoff, yüksek cutoff, yüksek merkez olduğunda sıcak damla, alçak merkez olduğunda buna soğuk damla diyoruz. Burada işte alçak merkez bir soğuk cutoff, soğuk damla söz konusu. Ama blokaj yok gibi çünkü şu sırt çok etkili bir sırt yok burada. Bunu sıkıştırabilecek şu tarafı da görmemiz lazım tabii. Bu haritayı daha geniş baktığımızda Kafkaslar üzerindeki, Rusya üzerindeki blokajı sağlayacak yüksek sırtla Avrupa üzerindeki sırtın bu sistemi sıkıştırması lazım. Sıkıştırdığında da sabit bir şekilde orada dönerek sürekli yağış bırakıyor. Yani öyle bir durum var. Peki bunlar neden kaynaklanıyor? Bunlar İzlanda'dan kaynaklanabiliyor, işte Azor'dan kaynaklanabiliyor, Sibirya'dan kaynaklanabiliyor. Oraların etkisiyle bazen ikili sistem sıkıştırıp ortada çok güzel bir, tabii güzel tabiri subjektif oluyor burada, bir yağış bırakıyor. Şimdi peki, biz 500 hektopaskalda bir şeyden bahsediyoruz, hava parselinden bahsediyoruz. Bu parseller nasıl, yani siz nasıl hayal ediyorsunuz. Mesela şurada bir kaç 500 milibar yerden şuraya mesela 550-560 milibar yükseklik diyelim mesela. Tamam mı? Burada bir sütun var ve bu sütun sırt yani yüksek merkez. Niye yüksek diyoruz? Çünkü seviyesi yüksek aslında. Hani basınç yüksek olduğu için yüksek demiyoruz, tamam mı? Bunu iyi ayırın lütfen. Yüksek basınç merkezi dediğimizde aslında seviyesi yüksek, tamam mı? Yüksek merkez diyoruz zaten. Yüksek basınç merkezi demiyoruz buna. Yüksek merkez diyoruz. Bu yüzden yüksek merkez diyoruz. Yani jeopotansiyel yüksekliği yukarıda, yüksekte. Dolayısıyla bu bir sırt oluşturuyor. Tam tersi şurada mesela trof var yani alçak merkez yani jeopotansiyel yüksekliği daha buna göre alçak olan ve havanın daha sıkıştığı, daha yoğuştuğu bir alan var. Bu da trof zaten dediğimiz gibi alçak merkez. Burada daha serin ve yağışlı bir
atmosfer var. Yani gözünüzün önünde canlanabildi mi bu 500 hektopaskal? Aynısı 850 için de geçerli. Trof ve sırt dediğimizde, yüksek merkez dediğimizde aslında basıncı yüksek değil. Kontur seviyesi yüksek. Alçak merkez dediğimizde kontur seviyesi daha alçakta olan, daha sıkışık bir atmosfer. Ama buradaki kontur aynı konturdan bahsediyoruz, tamam mı? Ama havanın daha sıkışmış olduğu bir yerden geçtiğinde bu kontur, orada daha alçalmış, daha sıkışmış bir atmosfer var. Buna alçak merkez diyoruz. Yani 500 milibar aslında şu çizgi aynı basınç seviyesine sahip ama jeopotansiyel yüksekliği farklı. Basıncı aynı 500 milibar ama jeopotansiyel zaten jeopotansiyel yüksekliği kullanma nedenimiz bu arkadaşlar, tamam mı? Burayı anlamanız önemli. Birçok şeyi çözersiniz burayı anlarsanız. Yine Aynen zaten konverjans, ilk tamam mı? zamanlar 500 milibardakini de hani karıştırarak Evet. basınç diyorduk alçak Evet, basınç. evet, evet. O çok yani önemli bir şey. Bu ayrımı öğrendiğinizde zaten atmosferin birçok şeyini anlamış olacaksınız. Burayı çok anlayamıyorlar insanlar. Mesela kuruma gelen, dışarıdan gelen arkadaşları bunu anlatamıyoruz. Bunu anlamakta çok zorlanıyorlar. Hani nasıl olabilir? İşte o yüksek basıncı yüksek değil miydi falan. Bu çok kafa karıştırıcı oluyor onlar için. Ama siz burada işin tam içine giriyorsunuz. Tam böyle onu içselleştiriyorsunuz bu bilgiyi. Dolayısıyla bu kısmı çok önemli. Bu kısımdaki bilgiler yani kurum mesela Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nde dışarıdan gelen meteorolojiyle ilgili bir eğitim olmayan bir insana bunu anlatmak çok zor olabiliyor. Belki anlıyor ama uzun sürüyor. Yani siz bunu anlayarak geleceksiniz. Dolayısıyla bu kısmı çözümlemek çok önemli. İşte 500 hektopaskalda sırtta dediğimizde konverjans alanı. Bu da mesela bir kafa karıştırıcı bir durum vardır. Nasıl konverjans olur? Konverjans dediğimizde aslında bir birleşim söz konusudur. Yani diverjansta yayılma vardır, konverjansta birleşme vardır. Peki burada neden konverjans var? Çünkü yer seviyesiyle zıttır genelde. Yani yukarı seviyede konverjans varsa aşağıda diverjans vardır. Yani aşağıya doğru bir hareket var demektir bu. Yanlara doğru yayılma vardır, diverjans vardır. Ama yerde konverjans varsa yani bir birikme söz konusuysa yukarıda da yayılma olur ve diverjans söz konusu olur, tamam mı? Burada da tam bunu görüyoruz işte diverjans alanları ve konverjans alanları. Yani bakayım bir sonrakinde daha iyi anlatayım. Mesela burada konverjans alanında bir birikiyor ve bir çökme söz konusu. Çökme başlıyor burada trofa doğru, tamam mı? Ama tam şu alanda aslında yani şu alan dediğimiz şurası. Şu kısımda da bir diverjans söz konusu yani sırtın tam tepe kısmında bir diverjans söz konusu. Orada bir yayılma var. Bu yayılmayla birlikte hemen yan tarafında o diverjansın ittiği havanın konverjansa dönerek birikmesi, çökmesi söz konusu, tamam mı? Yani buradaki en temel şey yer seviyesiyle yukarı seviyedeki konverjans ve diverjans alanlarının tam zıt olması. Peki Türkiye'de nasıl oluyor genelde 500 hektopaskal yaz periyodunda, kış periyodunda? Yazın genelde ortalama kontur yüksekliği 579 ile 585 dekametre. Bu bilgiyi mesela her yerde bulamazsınız. Bu tecrübeyle sabit bir, tabii ki farklılıklar olur. Bir sistem gelir, yükseklik değişebilir. Ama genel olarak 500 hektopaskalda yazın gördüğümüz değerler Türkiye'de 579 ile 585 dekametre civarındadır. İşte 585'leri daha güneyde görürüz. 579'lar daha kuzeydedir. Eksi 10 ile eksi 6 derece arasındadır. Yani sıfırı yani bırakın sıfırı görmeyi yazın bile. Eksi 6, eksi 5 bile nadir bir yer. Sıfır çok nadir gördüm. Ben hatta hiç tanık olmadım 500 hektopaskalın. Şimdi şöyle düşünüyorum da sıfıra yaklaştığını bile görmedim yani. Kışınsa 551 ve 559 dekametredir. İşte burada neyi görüyoruz? 551 diyor. Genelden bahsediyor ama işte biraz önce konuştuk ya 546'ya indiğinde 540'a indiğinde orada evet işte -30'lar değil mi? Ülkemizi etkilemeye başlar. İşte orada da yağışın kara dönüşmesi söz konusudur diyebiliriz. 500 hektopaskal hemen hemen bu şekilde. Yani diğer haritalardaki gibi aslında.
trofları, sırtları, divergans alanları, subsistans alanları, adveksiyonları, barokliniği, barotropi diğer haritalarla aynı. Sadece seviyesi farklı. Ama ek bilgi olarak işte 850 milibarda neye bakıyorduk? 500 milibarda neye bakıyoruz? 500 milibarda daha çok vortiste alanlarına bakıyoruz. Yani siklonik dönüşlerin olduğu, pozitif vortiste alanların olduğu yerler bizim için tahminde önemli. 300 hektopaskala geçelim. 300 hektopaskal ne kadar vaktimiz var? Bir 10 dakikada bakalım buna. Briefing'e girebilir miyiz acaba telefondan? Her hafta bunu konuşuyoruz gerçi. Ya benim bu dersi evde yapmamam gerekiyor arkadaşlar. Bu dersi benim sisteme girerek yapmam gerekiyor da idare ediyoruz böyle. Genel özellikler 300 hektopaskalda 9000 kilometre, 9 kilometre, 9000 metre civarındadır seviyesi. Nemin azalması tabii, nemden artık bahsedemeyiz o civarda. Tabii meteorolojik olaylar önemini kaybediyor, nemle ilgili olan bulutlanma vesaire gibi. Burada daha çok rüzgar, yani akışlar, jet streamler, sistemin yönünü gösteren akışlar burada, kuvvetli rüzgar akışları. Sistemin nereye hareket edeceğine dair bize bilgi veriyorlar. İşte içerdiği bilgiler 300 hektopaskal seviyesinin yüksekliği, sıcaklık, rüzgar yön ve hızı, yine T-TD'si. Ama spread çok, dediğim gibi, nem çok etkili olmayacağı için burada çok da önemli bir bilgi değil. Ama var tabii bu bilgilerde. Jet stream'den bahsetmek için 60 knot ve üzerinde bir rüzgardan bahsetmemiz gerekiyor her zaman. 100 knot'ı geçen, mesela şimdi burada dünkü harita bu yine. 500 hektopaskaldaki dönüşle birlikte yine aynı. Burada bir şey var. Bir arkadaşı kabul ettim. Gördüğünüz gibi şu turuncular 100 knot aslında. Yani oldukça kuvvetli rüzgarlar. Yani 200 kilometrenin üzerinde rüzgarlardan bahsediyoruz. Nasıl soğuk havayı böyle bir taşıyor bize doğru ve sistemi de bizim üzerimize doğru taşıyan bir durum var. Yani 300 hektopaskalda net bunu görebiliriz. Bu jet akışları havacılıkta da çok önemlidir. Havacılık için çok önemli bilgiler sunar. İşte SWC, bu Severe Weather Chart'lar, yani şiddetli hava olaylarının gösterildiği, havacılıkta çok önemli olan kartların yine analiz edilmesi, o bilgilerin de içinde yer alan, o kartları oluştururken 300 hektopaskal seviyesinden yararlanarak o kartları oluşturuyoruz. Önemli hava haritası diye, önemli hava kartları, önemli hava olaylarını içeren kartlar, jet streamleri, türbülans alanlarını içerir. Dolayısıyla havacılık için çok önemlidir. Diğer haritalar kalınlık haritaları. Bu da affedersiniz, yer seviyesiyle 500 hektopaskal arasındaki kalınlık konturların işte yine o bahsettiğimiz ne kadar bir daralma var, ne kadar genişleme var. O yağışın bilgisini verecek kalınlık haritalardır, ama 500 hektopaskal bilgisi zaten bize bununla ilgili bilgiyi veriyor. Aslında bu şu anki kullandığımız sistemlerde çok da ihtiyaç duyduğumuz bir harita değil. Bununla ilgili pek soru sormam zaten ya, muhtemelen. Yine soğuk sıcak havanın bulunduğu yerleri 550 dek- ya burada 500 hektopaskaldaki izotermler bile bu haritanın bilgisini veriyor bize aslında. Tamam mı? İzotermlerden dahi bu kalınlık haritasının bilgisini alabiliyoruz biz. O yüzden çok önemli bir şey değil, ama böyle bir haritanın varlığından muhakkak haberiniz olsun. Akademik olarak bunu bilmeniz lazım. Kalınlık yağışın türünü belirlemede önemli ipuçları verebilir. Yurdumuzda kalınlığı yaklaşık 546, 1700 hektopaskal ve 850 hektopaskal kalınlığı 131 dekametreye düştüğü zaman, yani yer seviyesiyle 500 hektopaskal, yer seviyesiyle ya da 1000 hektopaskalla 850 hektopaskal arasındaki kalınlıklar bize yağışın türüyle ilgili, havanın soğumasıyla ilgili bilgiler veriyor. Burada da affedersiniz, baz aldığımız değerler var. İşte biraz önce demiştik ya, 546, 540. Bunlar havanın epey soğuk olduğunu gösteriyor. Yine 850 ile 1000 hektopaskal arasında 131 dekametrelik bir kalınlık varsa,
buraya düştüğünde yine yağışın biraz daha soğumaya geçtiği kar şekline dönüşebileceğini bu haritalardan da öğrenebiliyoruz. Daha çok yağışın türüyle ilgili. Kışın ortalama 500 hektopaskal yüksekliği 552 ile 558 dekametre olan kalınlık değeridir demiştik. Ülkemizde Nisan-Ekim döneminde bazı olağan dışı durumlar hariç Doğu Anadolu bölgesi ve dağlık alanlar dışında kalan yerlerde. Yani burada rakım da çok önemli. Yani rakım 1000 metrenin üzerindeyse işte oradaki yağışın ya deniz seviyesine oranla kar veya karla karışık yapma olasılığı daha artıyor, daha yüksek oluyor ihtimali. Kalınlık ve cephe sistemleri. Tropopoz haritası dediğimiz harita. Bu da bize tropopoz seviyesi de önemlidir. Bu da ben çok kullandığım bir şey değil ama zaman zaman ihtiyaç duyabilirim. Bunun da bilgisini verelim size. Tropopoz, troposferle stratosferi ayıran 3 tabakası vardır mesela. Bir seviye veya geçiş zonudur. 500 hektopaskal seviyesinin üzerinde çoğu kez 350-150 hektopaskal arasında yukarıya doğru sıcaklığın aynı kaldığı veya artmaya başladığı üst seviyesinde tropopoz olarak adlandırılır. Birinci tropopoz seviyesinin üstünde eğer sıcaklık 3 derece artıyorsa ikinci tropopozun mevcut olduğu kabul edilir. Ancak bu izotermal durumun veya enverjiyonun cephesel veya çökmeden dolayı meydana gelmiş olmaması gerekir. Çünkü o insanı yanıltır. Peki tropopoz haritasında neler var? Seviyenin bilgisi var, sıcaklık bilgisi var. Yine rüzgar yönü hepsinde klasik yukarı seviye haritalarında olan bilgiler var. Eşit tropopoz basınçlarını birleştiren izobarlar 50 hektopaskal aralıklarla çizilirler. Mesela bizim sayısal hava tahmin modelinde bu yok. Yani belki eklenebilir ama o yok. Şimdi ya var da hani günlük kullandığımız şeyde çok da ihtiyaç duymuyoruz. O anlamda söylüyorum aslında. Her 5 derece Celsius'ta bir izotermden analiz edilir. Eksi 60 derece izotermi yeşil. Böyle bir aynı 500 hektopaskaldaki bilgileri içeren bir haritadır bu da. Tropopoz yüksekliği ekvatorda 55 bin, kutuplarda 25 bin fit civarındadır. Bu yükseklik enlemlere, mevsimlere birçok şeye göre değişir. Eksi 56,5 derece civarındadır ortalama sıcaklığı. Mesela bizde de işte eksi 50, eksi 55, eksi 56 derecelere ulaştığında o uçuş seviyesinden bahsediyoruz. Tropopoza yakın seviyelerde. Artık contrail dediğimiz uçak değil mi izleri, kuyruk izlerini görmeye başlarız ki çok onunla ilgili spekülasyonlar vardır. işte biliyorsunuzdur Havayı muhakkak. kirletiyor vesaire diye. Evet. Çok halbuki tamamen sıcaklıkla ilgili bir şey yani kışın arabaların çıkardığı egzoz dumanının görünmesi gibi ya da nefesimizin görünmesi gibi bir olay. Yoğuşuyor orada buz. Çünkü uçak yakıtından su buharı da çıkar. Ve diğer yoğuşma sıcaklığı düşük olan gazlar da çıkar. Dolayısıyla görünür hale geliyorlar. Sonra dağılıyorlar. Sirüsleri bile oluşturabiliyorlar bazen çok sık geçtiğinde. Tropopoz ve cepheler bunlar çok önemli değil. Jet stream, azami rüzgar haritası aslında 300 hektopaskaldaki bilgiyle hemen hemen aynı. Ama bu tabii 200 hektopaskal seviyesinde polar jet streamler bu da çok genel bilgiler tahmin pratiğinde çok kullanmadığım şeyler ama bu özellikle havacılıkta dediğim gibi yine SWC kartlarını hazırlarken bu bilgilere başvuruyoruz. Havacılık kısmında o tahmin kısmında değil. Polar jetler bunlar genel bilgiler arkadaşlar. Bunları da koydum. Şöyle bir kere okusanız yeterli yani. Bu jetlerle ilgili bize 300 hektopaskal yetiyor aslında. Anlatabiliyor muyum? Yani bizim için 300 hektopaskaldaki bilgi yeterli. Ama burada işte jetlerin yani soğuk havayı taşıyıp taşımadığı ile ilgili ne kadar mesela 70 knot ve daha azsa diverjans yapma ihtimali daha zayıf. 70-99'sa normal. Bu çok kullandığımız pratik bir bilgi değil. Tamam mı? Akademik bir bilgi yani. Açık hava türbülansları bu da aslında mesela türbülans dediğimde ne anlıyorsunuz? Türbülans dediğimde onunla ilgili güzel bir örnek vereyim size aklınızda kalsın.
Türbülans dediğimiz ne biliyor musunuz arkadaşlar? Şimdi yolda giderken kasisler var ya, aslında yoldaki kasislere benzetebiliriz türbülansları. Hani uçak giderken bir kasisten geçiyor gibi düşünün. Otoyolda bir arabanın kasise geldiğinde hafif böyle bir yükselip alçalması var ya, aslında açık hava türbülansı da o anlama geliyor. Yani o uçağın seyrettiği güzergahta ani bir sıcaklık değişimi, bir yoğunluk değişimi, bir havanın karakterinde görülmeyen açık havadan bahsediyoruz. Bulutsuz bir havadan bahsediyoruz. Ama orada bir sıcaklık değişimi, yerden bir konvektif bir durum oluşabilir. Bir göl üzeri olabilir, bir karayla göl arası olabilir, tamam mı? Hani sıcaklık farkının oluştuğu bir yerden bahsediyoruz. O sıcaklık farkı bazen rüzgar akışını dikey olarak değiştirebilir. Uçak da aniden bir boşluğa düşmüş gibi, yani daha az yoğun bir havaya girmiş gibi ani hareketler yapabilir. 5-6 metre aniden aşağı düşebilir. İşte bu bahsettiğimiz türbülans dediğimiz olay o. Uçağın türbülansa girme olayı o. Yani ben bunu böyle metaforlaştırmıştım. Yolda geçerken giderken arabayla kasise denk geliyoruz ya, işte o denk gelme olayı uçağında kasise denk gelmesi aslında türbülansa denk gelmesi gibi aklınıza yer edilebilir. Tamam, bugün bu kadar dersimiz. Şu son dediğim gibi son Jetstream'ler, üç yüzey Topaz'dan sonraki haritalar çok pratikte kullandığım haritalar değil. Hani bu benim tarzımla ilgili bir şey. Ama muhakkak bakmakta fayda olabilir her zaman. Şu da şu görselimiz de dün akşamki size motivasyon olsun diye böyle bir ortamda hiç insanlarla uğraşmadan böyle sadece teknik analizler yaparak böyle bir ortamda çalışıyoruz. Siz de böyle bir ortamda çalışacaksınız. Lütfen bir an önce mezun olup gelin. Çok ihtiyacımız var size sevgili meslektaşlarım. Tamam mı? İnşallah hocam bir an önce. Tamam. Dersimiz bu hafta bu kadardı. Haftaya dediğim gibi sınav olacak. Sınavla ilgili ekstra bir şey olursa mail olarak size gönderirim bilgisini. Zaten sınav tarihi her şeyi muhakkak ilan edilecektir size. Ben de sizin kadar biliyorum, hani o açıdan söylüyorum. Ekstra bir şey olurlarsa bana da söylerler arkadaşlar bölümdeki. Ben elimden geldiğince soruları hazırlayıp göndereceğim. Onlar da sisteme yükleyecekler diye tahmin ediyorum. Tamam mı? Var mı sorusu olan, merak ettiği bir şey olan? Dersle ilgili olabilir, hayatla ilgili olabilir, kurumla ilgili olabilir, meslekle ilgili olabilir. Bir soru geldi. Mikrofonunuz mu yok? Teşekkürler demişler. Ben teşekkür ederim arkadaşlarım. Görüşmek üzere. Tamam mı? Dersi bitiriyorum. İyi günler hocam. Hadi görüşmek üzere. İyi günler. Kaydı.